Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın ismi Bebek. Masalımıza geçmeden önce size Kur'an-ı Kerim'den kısa bir ayet okumak istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. İsra Suresi 24. Ayet. Osman'ın Ali adında küçük bir kardeşi vardı. Kıpır kıpır yerinde duramayan bir bebekti. Sürüne sürüne bütün evin altını üstüne getiriyordu. Nerede bir yaramazlık var, Ali oradaydı. Daha minnacık boyuyla yapmadığı yoktu. Osman'ın annesi akşama kadar küçük oğlunun peşinde koşmaktan yorgun düşüyordu. O emeklerken kafasını çarpmasın diye peşinden gidiyor, bir yere tırmanırken düşmesin diye arkasında bekliyordu. Bulduğu küçük şeyleri ağzına almasın diye de gözünü üzerinden ayırmıyordu. Osman bir gün dedi ki, "Anneciğim, bu kardeşim de ne kadar yaramaz, seni ne kadar çok yoruyor." Annesi güldü. "Sen farklı mıydın sanki? Sen de aynı böyleydin. Bütün bebekler böyle büyüyor işte. Gerçi büyüyünce de işleri bitmiyor. Okulları, dersleri, problemleri, dışarıdan bakınca hayat çekilmez gibi geliyor ama Rabbim öyle bir sevgi ve merhametle dolduruyor ki annenin babanın kalbini. Severek katlanıyorsun bütün sıkıntılara. Yani sen üzülme. Ben senin de bebekliğinde aynı şeyleri yaşadım. Kardeşin dedi. Ve bu beni hiç mi hiç üzmüyor. Severek yapıyorum bütün bunları." O sırada Ali annesinin ayağını kemirmeye başladı. "Ayağını yemesine de katlanacak mısın anne?" diye sordu Osman mızırca. "Yok," dedi annesi gülerek. "O kadar da değil." Annesi Ali'yi kucağına aldı ve mutlulukla iki oğluna da çok sıkı sarıldı. Sevgili arkadaşlar, kardeşlerimizle iyi geçinmeliyiz. Onlar küçükler ve bazı şeyleri çok iyi anlamıyor olabilirler ve yaramazlıkları da had safhada olabilir. Ama unutmayın ki siz de küçüktünüz ve belki hala da küçüksünüz. Lütfen onlara iyi davranın. Onlara iyi davranın ki onlar da sizi çok sevsin. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.